Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Can merhaba, günaydın. Evet, bugünkü Açık Bilinç'te geçen haftadan başlattığımız bir konunun devamını da getirelim. Bu CIA'in Amerikan Senatosu'nda, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın sorgulama teknikleri üzerine hazırladığı sistematik işkence raporu, dev bir rapor. O yayınlanınca epey ses gelmişti. Biraz da psikologların ciddi rolü üzerinde ve psikologlar kuruluşunun, en büyük kuruluşun da rolü üzerine konuşma fırsatı bulmuştuk. Onu sürdüreceğiz herhalde, değil mi? Evet, psikoloji tarihinden tam bahsederken psikologların işkence konusunda Merkezi Haber Alma Teşkilatı'yla yaptıkları işbirliği ortaya dökülünce haliyle böyle bir meseleye girdik geçen hafta. Aslında bu hafta 17-25 Aralık olması dolayısıyla ben hırsızlık ve yüzsüzlük psikolojisi üstüne bir şeyler belki anlatırız, konuşuruz diye literatüre baktım. Fakat olayı açıklamaya yetkin bir makale ya da çalışma bulamadım. Üstelik bu işkence konusunda uzman bir konuğumuz var bu hafta. Dolayısıyla işkence konusuna devam edeceğiz. Bilgi Üniversitesi'nden Doktor Murat Kaçer. Hoş geldin Murat, hatta mısın? Buradayım, merhabalar, hoş bulduk. Merhaba Murat. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ben çok kısaca tanıtayım. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Murat Paker. Hem tıp hekimi hem psikoloji doktoru. Doktora çalışmalarını New York Üniversitesi'nde yapmış ve daha sonra New School for Social Research'te, yine New York'ta, klinik psikoloji doktora sonrası araştırmaları yapmış. İşkence mağdurları üzerine de çalışmaları var. Bilgi Üniversitesi'nde de travma programının direktörü. Aynı zamanda T24 gazetesinde de köşe yazarı. Hatta henüz dün çıkmış olan bir köşe yazısında da CIA işkence ekseninde psikologların rolü başlığıyla tam bu meseleye eğiliyor. Dolayısıyla geçen haftaki programda biraz Türkiye'de de tıp hekimlerinin 12 Eylül sonrasında hapishanelerde işkenceye katkısından, rolünden bahsetmiştik. Genel olarak işkence ve burada psikologların rolünü konuşalım istedik bu hafta. Sözü Murat'a vermeden önce son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Semra Sömersan bir belge yollamış. Kendisine önce buradan teşekkür edeyim. Geçen hafta bir psikiyatri ve bir nöroloğun katkılarından ya da işkence konusunda yaptıklarından hapishanelerde bahsetmiştik. Ayhan Songar ve Turhan İtil, hatta bir tanesinden Mamuk'un Mengelesi diye de bahsediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1985 senesinde Yılmaz Hastürk isimli bir İstanbul Milletvekili bir soru önergesi vermiş ve Turhan İtil ile Ayhan Songar'ın ne şekilde sorumlu olduklarına dair sorular sormuş. Bunun ötesinde bu insanların mahkemeye gidip bir hüküm gördüğü yolunda benim bir bilgim yok. Biz en azından burada isimlerini bu şekilde zikretmiş olduk. Semra Sonarsan'a da teşekkür ediyorum. Şimdi Murat, nereden başlamak istersin işkence ve psikologların rolü konusunda? Valla
geçen programı ben dinleyemedim, kusura bakmayın. Siz isterseniz bıraktığınız yerden bir çerçeve çizerseniz ben CIA üzerinden de konuşabilirim. Türkiye'deki durum üzerine de konuşabilirim. Nasıl isterseniz. Tamam, biz ikisini de aslında dinlemek isteriz. Geçen hafta bu Senato'da çıkan CIA raporundan bahsettik bir hayli. Senin T24'teki yazında bahsettiğine benzer şeylerden konuştuk ve o yazında verdiğin iki bağlantı, Stephen Reisinger'in yazısı ve New York Times'da çıkmış olan Benedict Cain'in yazısından da bahsetmiştik. Belki biraz senin psikologların ve Amerikan Psikoloji Derneği'nin bu konudaki rolü hakkındaki düşüncelerini öğrenelim. Ama oradan daha sonra belki travma meselesine ve Türkiye'deki duruma da aslında gelmeyi mutlaka ben isterim dinlemeyi. Tamam. Yani kısaca bu son rapor üzerinden başlarsak bunlar aslında hani bu konuları izleyen kişiler tarafından bu raporda yazılanların büyük çoğunluğu işte 2002'den 2003'ten beri bayağı bilinen şeylerdi. Yani CIA'in Amerikan ordusunun işte elemanlarının değişik yerlerde, Irak'ta, Afganistan'da, Guantanamo'da, işte uçaklarda, değişik ülkelerde gayet işkenceli sorgulamalar yaptıkları hep konuşulan şeylerdi ve bayağı konuşuluyordu ama hani resmi olarak bir kabul yoktu. Hayır efendim, işte bazı yöntemler kullanıyoruz ama bunlar işkence tanımına girmez diye inkar mekanizmaları çalışıyordu. Yani az bir parçası ifşa edilmiş durumda raporun. Büyük çoğunluğu 6000 küsur sayfanın sadece 500 küsur, yani kaç oluyor, 12'de biri falan raporun görebiliyoruz. Evet. Diğer kısımlar muhtemelen ulusal güvenlik falan şeyine takılıyor. Her şeyi açıklamak istemiyorlar. Ama Obama'nın bir sözü vardı. Hani bu iş şey olacak, bu program sonlandırılacak, Guantanamo kapatılacak gibi sözleri vardı seçim kampanyasında. Obama bu sözlerden birini en azından oluyor, işte açıklıyorum diye, ama tamamı, bütün tabloyu da açıklamıyorlar. Çünkü muhtemelen orada uluslararası insan hakları mahkemelerinin eline düşebilecek, onlara bol miktarda malzeme verebilecek denli karanlık bilgiler de var kalan kısımlarda. Bu kadarında bile var ama hepsini açıklamıyorlar. Obama sözünü yerine getiriyor. Sorumluları bir kısmını, çoğunu belki koruyorlar. Böyle bir ara durum, dengeli durum yaratmaya çalışıyorlar sanki. Burada işte çok acayip, bilinmedik değil ama resmen kabul edilmesi anlamında ilginç olabilecek. İşte bu CIA'nin güçlendirilmiş sorgulama programı denilen, enhanced diye geçen, geliştirilmiş, güçlendirilmiş diye çevirebileceğimiz bir sorgulama programı yapmışlar. Burada kullanılan yöntemlerden bahsediliyor. İşte bu yöntemlerin çok da aslında işe yaramadığından, yeterli bilgi vermediğinden, bunca zahmete değmediğinden bir anlamda bahsediliyor. İşte en çarpıcı şeylerinden biri benim de denk gelen yazıda bahsettiğim, o kadar bunu bu kadar bilmiyorduk, kuşkulanıyorduk gene ama bir sürü emare vardı ama bu kadar net bilmiyorduk. Psikologların rolü meselesi raporun önemli parçalarından biri. 7 yıldır falan Amerikan Psikologlar Birliği içerisinde ciddi bir huzursuzluk var bu konuda. Çünkü ısrarlı çabalara rağmen Amerikan Psikologlar Birliği bu tür soruşturmalarda psikologların bulunmasının yasaklanmasını reddediyor.
Psikiyatri Birliği, Amerikan Tıp Birliği, Psikiyatrik Hemşireler Birliği gibi diğer sağlık örgütleri böyle bir yasaklama kararı almışken, yani bu tür soruşturmalarda, sorgulamalarda bizim mensuplarımız bulunamaz, bu mesleki etik bir ihlaldir. Bulunurlarsa ve bizim üyemizlerse biz onlara yaptırım uygularız gibi net bir pozisyon almışlarken, Amerikan Psikologlar Birliği böyle bir pozisyon almayı reddediyor 7 yıldır. En azından 7 yıldır ve bu konuda çok ciddi tartışmalar, çatışmalar yaşanıyor. Hatta öyle ki bu benim yazımımın arkasına eklenen çeviri makalelerden birinin yazarı olan, bizim travma programının da hocalarından olan Dr. Steven Reisner, sırf bu mesele üzerinden Amerikan Psikologlar Birliği'nde muhalefetin lideri olarak yönetime aday oldu ve az farkla kaybetti. Yani bu Amerikan Psikologlar Birliği'ni kutuplaştıran, politize eden ana meselelerden biri haline geldi son yıllarda. Bayağı konuşulan bir şeydi ve işte psikologların sorgulamalara katıldığı biliniyordu, kesin olarak emin olunmasa bile. Ama bunca para aldıkları, programı bizzat tasarladıkları kadar bilinmiyordu. Bu raporla bunları da öğrenmiş olduk. Ben bir şey sorabilir miyim bu arada? Yani bu az buzda bir paradan bahsedilmiyor. Yani 80 küsur milyon dolar almış iki kişi. Bu nereye gidiyor bu para? Psikologların doğrudan ceplerine mi? Evet, yani sadece iki psikoloğun adı geçiyor. Sadece bu iki psikoloğa verilmiş para değil tabii bu. Yani ayrıntıları bilmiyoruz henüz. Hani ama tahminim benim, güçlü tahminim. Bu iki psikoloğa bir kere tasarlamaları için, yani etkili bir sorgulamayı tasarlamaları için, yani bir program tasarlamaları için bir para veriliyor. Buna ek olarak bu psikologlar ve bu psikologlar bir yan şirket de kuruyorlar. Yani taşeron bir şirketi var bu işin. Bu şirket bir danışmanlık şirketi gibi. Muhtemelen orada bir sürü başka psikolog da çalışıyor ve bu psikologlar anladığımız kadarıyla bizzat sorgulamalara da giriyorlar. Bulunuyorlar yani orada. Dolayısıyla bütün bu faaliyete verilen para diye tahmin ediyorum. Evet, yine de. Evet, yani bu konuda yazılmış birkaç daha uzunca makale de çıktı biz geçen hafta konuştuğumuzdan bu yana. Orada bu adı geçen iki psikoloğun, James Mitchell ve Bruce Jessen, Guantanamo'ya gittikleri, orada kaldıkları, sorguları bizzat yaptıkları. Evet. Hatta bazı CIA çalışanlarının bu psikologları gereğinden fazla zalimce bulduklarına dair falan bir şeyler okuyor. Evet. Yani bu kişisel bilginin psikoloji disiplinine de üretilmiş işte ruh sağlığı bilimlerinde diyelim disiplinlerinde üretilmiş bilginin çok ciddi bir kötüye kullanımı, istismarını görüyoruz. Bu insanlar akademik ünvanlarını da arkalarına alarak, yani birkaç işlem yürütüyorlar. Bir, işte Amerikan devletine, CIA'ine, Pentagon'una, ordusuna bir meşruiyet, bu sorgulamalar için bir meşruiyet sağlıyorlar. Çünkü gene yayınlardan anladığımız kadarıyla psikologların bu kadar işin merkezine alınmasının arkasında bir meşruiyet kaygısı var. Yani biz bu işi belli sınırlar içerisinde yapıyoruz, bilim insanlarına danışıyoruz, bu işkence sınırını aşmamaya özen gösteriyoruz. Bunlar varsa işin içinde ve bunlar diyorlarsa ki kalıcı hasar vermez bu tür yöntemler, o zaman biz işkence, muhtemel işkence suçlamalarından sıyırabiliriz gibi bir mantık yürütme olduğu seziliyor. Bütün bu faaliyetlerin arkasında bu insanlar da, bu psikologlar da gönüllü olarak ve tabii hani
ileri derecede bir maddi çıkar da elde ederek bu meşruiyeti sağlıyorlar onlara. Ve de tabii daha sofistike yöntemler olmasını sağlıyorlar. Belki daha önce denenmemiş bazı şeylerin denenmesine yol açıyorlar. Bayağı karşılıklı birbirlerini kötüye kullanıyorlar ve buradan tabii bir girdap çıkıyor. Olan da orada sorgulamada bulunan insanlar oluyor. Çok çok boyutlu da bir durumla karşı karşıyayız. Yani hem dünyanın gelmiş olduğu son nokta, yani Edward Snowden ve daha önce WikiLeaks'in açıklamaları olmasaydı, Chelsea Manning'in belki bu noktaya da bu kadar bu noktaya bile gelinemeyecekti senato raporuna. Ama en önemlisi burada bu insanların hukuki olarak işlerini, mesleklerini idame ettirmelerine izin verilecek mi, yoksa bunlar cezai müeyyide, demin konuşuyorduk, onlara cezai yaptırımlara tabi tutulmayacaklar mı bu korkmuşluklar karşısında? Şimdi burada iki düzey var. Yani bir, bunlar bir şekilde savaş suçlusu ya da işte insan hakları hukukunu çiğnemiş elemanlar olarak görünüp onlara cezai soruşturma açılacak mı açılmayacak mı meselesi var. Ki evet, o zaman sadece bu iki psikolog değil, hani ordudan, CIA'den, yönetimden, Bush yönetiminden bir sürü insanın o kategoriye alınması gerekir. Ki böyle bir yani onların bir tür hukuki terimini ben tam bilemem ama yani savaş suçlusu, savaş hukukunu çiğnemiş, insan hakları hukukunu çiğnemiş sanıklar olarak muamele görmeleri makul gözüküyor. Bir bu yanı var işin, ceza hukuku açısından. Evet. Bir de meslek etiği açısından, mesleki bağlı bulundukları mesleki teşkilatın yürüteceği daha özel iç etik soruşturma söz konusu olabilir. Burada yalnız sanıyorum bu iki psikolog Amerikan Psikologlar Birliği'nin üyesi değillermiş. Yani o üyelik zorunlu bir üyelik değil, gönüllü bir üyelik ve kendi üyeleri değilse bunlara ne yapabilirler ondan emin değilim. Ama burada mesela Türkiye'de Türk Psikologlar Derneği, ki yasal statüsü çok daha zayıf, oda statüsünde değil, yaptırım gücü çok daha zayıf. Ama burada da derneğin üyesi değilseniz ve hani herhangi bir mesleki ihmal, kusur yaptıysanız dernek bir şey yapamıyor size. Çünkü zaten üyesi değilsiniz. Sadece bir açıklama yapabilir, duyuru yapabilir kamuoyu oluşturmak için. Oradaki sistemi tam bilmiyorum. Yani ama şundan eminim, Amerikan Psikologlar Birliği içerisinde bu iki kişi birliğin üyesi olmasa bile bu konuda çok angaje olmuş üst yönetimden insanlar var. Yani birliğin resmi çalışanı olan, etik komite çalışanı olan insanlar var. O zamanki yönetimden, yönetim kurulundan insanlar var. Bunlar sorgulama yöntemlerini, işkence yöntemlerini tasarlamamış ve sorgulamalara katılmamış olsalar bile yayınlanmış başka bazı belgelerden, yazışmalardan biliyoruz ki bu Amerikan Psikologlar Birliği'nin bazı yetkilileri CIA yetkilileriyle bazı gizli toplantılar, temaslar yapmışlar. Evet. Ve orada bir kurumsal bir meşruiyet zemini hazırlamışlar. Şimdi önümüzdeki haftalarda, aylarda tahminim o ki Amerikan Psikologlar Birliği içerisinde çok büyük tartışmalar, sorgulamalar, soruşturmalar, kapışmalar olacak. Şimdiden bunun emareleri görülüyor. Evet, evet, aslında işkence merkezi haber alma teşkilatının yabancısı olduğu bir yöntem değil. Geçen hafta bu CIA'nin insan kaynaklarından faydalanma eğitim el kitabı diye bir kitaptan bahsetmiştik. Burada 3D metodu diye hatta bir metoddan bahsediyorlar. Zafiyet, bağımlılık ve dehşet.
Dolayısıyla bir taraftan bu Merkezi Haber Alma Teşkilatı niye kendilerine böyle psikologlar bulmak ve bu kadar paralar harcamak ihtiyacını hissetti diye sorulabilir. Kısmen buna verilen cevap, geçen hafta okuduğum makalelerden bir tanesinde Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın bir süredir antrenmansız kaldığı yönündeydi. İşkence konusunda yani Savunma Bakanlığı'na bağlı, senin yazında da adı geçiyor Murat, bu Amerikalar Okulu diye, evet. İşkence teknolojilerinin ve yöntemlerinin geliştirildiği bir okul var. Bu işin kitabını yazmış bir kurumdan bahsediyor. Doğru. Pentagon'a doğrudan bağlı değil mi o? Evet. Evet. Pentagon'a doğrudan bağlı. Ama özellikle Güney Amerika'daki operasyonların da büyük ölçüde durdurmalarından falan sonra bu konulara yeterince eğilememişler meğerse. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç doğmuş. Hem de senin de söylediğin gibi yine bir kılıf hazırlama vaziyeti. Yani adına işkence denmeyip geliştirilmiş sorgu teknikleri dendiği zaman sanki başka bir şey oluyormuş. Evet. Bir de birkaç bilim insanını da yanına katarsan bilimsel bir çalışmaymış gibi bunu göstermeye çalışıyorlar. Bu olsa gerek nedeni. Evet. Ben de hatırlıyorum aslında. Ona da burada değineyim. Bu 1996'daki Susurluk kazasından sonra ortaya gelişi güzel dökülen belge ve bilgi parçalarımın bir tanesinde bizim memleketimizin ünlü katillerinden Abdullah Çatlı'nın da bu School of Americas, Amerikalar Okulu İşkence Merkezi'nde eğitim gördüğüne dair bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Belki bunu demişken sözü biraz Türkiye'ye getirsek ve bu konuda Türkiye'deki çalışmalar ya da senin çalışmaların ya da düşüncelerin hakkında bir parça konuşsak. Evet, özellikle de şu kontrgerilla kelimesi çok uzun zamandan beri benim hatırladığım, belki de bir 30 yılı aşkın bir süre, 40 yıldır hatta kullanılıyor, konuşuluyor 1971 darbesinden beri en azından. Onun da bir bağlantısı, evet, var mı Amerika'yla? Vallahi bildiğimiz hani belgesi var mıdır bir yerlerde bilmiyorum ama hep duyduğumuz bu School of America'sın Amerika'nın müttefiği olan bütün ülkelerden asker ve polis üst düzey, orta düzey elemanları dönem dönem alıp birkaç aylık eğitimlere tabi tuttuğu ve bu eğitimlerin merkezi ağırlığının da işte karşı terör, kontrgerilla dediğimiz genel olarak, yani şey bastırma, işte ayaklanma bastırma falan faaliyetleri ve etkili sorgulama yöntemleri, bunun çok önemli bir parçası. Bunların ders kitapları falan var. Yani 1950'lerden beri Amerika'da hakikaten çok ciddi bir bilgi birikimi, eğitimci ağı oluşmuş durumda. Ben Amerika'da doktoramı yaparken yine bu işkence mağdurlarının psikolojisi üzerine bir konuda doktora yapıyordum ve mesela o sırada hatırlıyorum, Google üzerinden, internet üzerinden piyasada serbestçe satılan, yani internet üzerinden sipariş verebildiğim böyle işkencecinin el kitabı gibi, adı tabii işkencecinin el kitabı değil ama hani gene sorgulama, etkili sorgulama yöntemleri falan gibi bir resmi ismi olan, işte 150 sayfalık, sarı, hala bende vardır mesela, böyle bir kitap edinebilmiştim ben ve bu kitap açıkça yazmıyordu School of America'sın ders kitabı diye, ama çok büyük ihtimalle üst düzey bir Amerikan ordusundan ya da CIA'den birinin yazdığı ve derslerde falan okutulan, hani nasıl yapılır bir sorgulama, nasıl acı verilir, nasıl, ya bunları ayrıntılı olarak şey yapan, anlatan, böyle hani bir sürreal bir durum, böyle piyasada satılan bir kitap mesela bu. Hala satılıyor mudur bilmiyorum ama işte 2000'lere doğru, 90'ların sonunda vardı piyasada. Yani
işkence yöntemlerinin benzerliğine bakarsanız, yani işkence bir lokal olarak, yerel olarak üretilen bir şey. Yani yerel renkler var orada ama bir de 1950'lerden 60'lardan beri bayağı merkeziyleşmiş, uluslararasılaşmış yöntemlerin benzerliği açısından ve bu benzerlik büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olarak dünyaya yayılmış. Yani tek odak tabii Amerika değildir ama en büyük paya sahip odak orasıdır ve CIA Pentagon'dur. Türkiye'den de, yani Türkiye'nin elit diyelim işkencecileri, ki ikiye ayırmak lazım işkencecileri Türkiye'de de her yerde de, bir bu işin eğitimini almış. Yani nasıl sorgulanılır, nasıl etkili işkence yapılır konularında eğitimini almış polisler, askerler var Türkiye'de ve bütün dünyada. Bunlar işte gidiyorlar belli okullarda, birkaç ay, birkaç yıl ne kadar sürüyorsa eğitimini alıyorlar. Bu insanlar için mesela işkence yapmanın, işkence yapmak, böyle sakat bırakmak, öldürmek gibi amaçlar yok. Bunlardan kaçınmak gerekiyor hatta. O bahsettiğim kitapta bunlar açık açık yazar. Yani sakat bırakıyorsanız, öldürüyorsanız siz kötü bir sorgulayıcısınız. Yani bunlar kaçırılması gereken şeyler. Sizin işte bilgi almak, aşağılamak, ceza vermek falan gibi amaçlarınız olabilir. Bunlar çok sınırlı amaçlarınız ve o amaçlarla şey yapmanız, kendinizi bağlamanız lazım. Başka yerlere sıçramamanız lazım. Eğer kendinizi kaybediyorsanız, duygusallaşıyorsanız falan diye ayrıntılı olarak anlatırlar mesela. O zaman hani iyi bir şey değilsiniz, iyi bir görevli değilsiniz diye kabul edilir. Bu birinci kategori, yani eğitimde mektepler, iş olarak yapan, kendini kaybetmeyen, duygularını çok işin içine karıştırmayan, soğukkanlı kalan, bunun eğitimini almış insanlar. Böyleleri var ama çoğunluk Türkiye'de ve başka yerlerde de bu kadar eğitimli olmayan, daha alaylı diyelim, daha emir komuta zinciri içerisinde daha alt katmanlarda yer alıp hani otoritesini de kullanan, daha kontrolsüz bir eziyet çektirebilen, dolayısıyla arada bir sürü telefata da hem yaralama hem öldürme anlamında yol açabilen işkencecilerin önemlice bir kısmı, büyük çoğunluğu bu ikinci kategoride, daha alaylı kategorisinde. Evet, galiba süreyi de bitiriyoruz tamam. Maalesef. Öyle mi? Evet, ben de aslında Türkiye'deki işkence mağdurları üstüne sistematik bir çalışma var mı ve akademik ve tıbbi dünyada ne tür katkılar sağlanıyor bu mağdurların yararına diye sormak istiyordum. Bunu belki bir başka programda bilahare konuşuruz. Valla evet, söylenecek çok şey var o konularda. Belki bir iki cümleyle şöyle bitirebilirim. İşkence alanında, işkence psikolojisi alanında, işkence mağdurlarının psikolojisi alanında özellikle 1990'lardan itibaren, daha önce pek yoktu, çok sayıda bilimsel yayın yapıldı. Ve bu yayınların bir kısmı da Türkiye'den yapıldı aslında. Türkiye'den çeşitli araştırma ekiplerinin işkence mağdurlarıyla onlarla birlikte onlar için yaptığı çeşitli bilimsel araştırmalardan çıkmış çok sayıda yayın var. Bu hani bir yanıyla iyi bir şey, yayın yapıldı falan, ama bir yanıyla da tabii utanılacak da bir şey. Hani en işkence psikolojisi konusunda en fazla yayın yapılabilen ülkelerden biri olmak Türkiye'ye nasip oldu. Evet, bunu etraflıca hakikaten bir başka programda konuşmak üzere süreyi de açtık. Çok teşekkür ederiz Murat. Ben teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. İyi yayın. Murat Bakerdi, Bilgi Üniversitesi'nden psikoloji bölümünde öğretim üyesi ve travma çalışmaları bölümünün de direktörü. Ben de teşekkür ediyorum Murat. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.